Allah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kolunda saati, cebinde telefonu olan bir Kur'an kursu hocası değil. O bütün alemleri rahmetiyle donatmak için gelmiş bir görevli. لَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَزَفَا Denmiş birisi hakkında. Ya bir kişi imansız ölür diye ödü patlayan bir peygamber bu. Dolayısıyla bir kadın gelince bir kadınla konuşur gibi konuşmuş. Çocuk gelince çocukla konuşmuş. İş kılıca dökülünce Huneyn'de Abdullah'ın oğlu Muhammed'im gelin demiş. Etrafındaki delikanlılar kaçmış. 58 yaşında Abdullah'ın oğlu Muhammed'im gelin demiş. Hatta 59 yaşında. E orada da insanlar ödü patlamış. Bu, bu ne oldu, nasıl kılıç kullanıyor diye. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz memur değil. İnsanlığın hidayetine adanmış bir ruh. Dolayısıyla onun için önemli olan karşısındakinin anlayacağı lisanı kullanmaktır. İşte bu İçinizden size gönderdik. Size çok düşkün, çok şefkatli, çok merhametli bir peygamberiniz var dediği için Allahü Teala o standartta kaldı zaten. Dolayısıyla Enes İbni Malik çocuklaştı. Hanımlar ile hanımının anladığı dilden konuştu. Yani kadınlara uzun uzun edebiyatlar yapmadı. Hakikati de yüzlerine söyledi. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın çok meşhur ve çok enteresan bir örnek olarak Ayşe annemizin yanında bulunuyor bir seferinde. Diğer hanımlarından meymune validemiz de bir tas çorba hediye gönderiyor. Aslında e, kumalık kurallarına göre vahşet bu. Şimdi efendimizle Ayşe annemiz oturuyor. Hizmetçi kapıyı vurmuş Resulallah işte filan va e, hanımınız gönderdi sıcak çorba. Sıcak çorba dedi ki işte ısınmış su tirit yani içine kuru et katılmış tırnak kadar et kokuyosu başka bir özelliği yok. Ayşe annemiz bir bakmış öbür kuma bir tas çorba gönderiyor. Onlar da Resulullah'la oturuyorlar. Aleyhisselam. Ya 10 dakika önce Cebrail oradaydı ya da yarım saat sonra gelecekti. Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne işte böyle oturuyorlar. La bir temsil. Hizmetçi getirmiş buraya. Tası böyle tutuyor. Bu sana geldi ya Resulullah diyor. Ayşe annemiz de eliyle bir tane vuruyor tasa. Tas hizmetçinin elinden düşüyor. Çorba tas hepsi gidiyor tabii. Şimdi yani Ayşe ne oldu? Radıyallahu anh'a. Bana nasıl kumam tas çorba gönderebilir? Bu ne rezillik der gibi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam tas gitti, çorba gitti. Tas da kırılmış. Çömlek çünkü toprak çömlek. Ona mı yansın? Çorba gitti ona mı yansın? Hanımı kızdı ona mı yansın? Öbür hanımı kızacak ona mı yansın? Kalkmış. Hiçbir şey yok gibi kalkmış. Almış eline bir böyle süpürge gibi bir şey diyelim. Hanım, hanımının yani Ayşe annemiz orada oturuyor. Surat bir karış diyelim Anadolu deyimiyle. Bu şekilde anneniz kızdı, anneniz kızdı, anneniz kızdı diye böyle hem espri yapıyor hem yerden o çömleğin parçalarını topluyor. Hizmetçiye de buyurmuş ki başka bir yerden bir tas bul sen götür o hanıma demiş. Onun da gönlü kalmasın. Bu hayatı yaşamış orada böyle olması gerekiyor bakmış. Espriler yapmış, gülmüş, ağlanacak yerde ağlanmış bir şartla. Bir şartla. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatırken bir moda oldu. Hep ağlıyor. Kadınları görünce dayanamıyor onlara üzülüyor. Çocuk düşkünü. Böyle kılıç görünce elleri titriyor. Yani humanist, çok duygusal böyle. Kızdığında Efendimiz Aleyhisselam'ı yani Uhud dağı gürledi zannetmiş ashab-ı kiram. Yeri geldiğince de iyi de kızmış Aleyhisselam Efendimiz. Hem de çok kızdığı olmuş. Kıpkırmızı olmuş mübarek yüzü. Bağırmış. Size bunun için mi gönderildim ben ne yapıyorsunuz demiş. Yeri geldiğinde kızmak gerektiğinde kızdı. Ağlamak gerektiğinde ağladı. Hanımıyla şakalaşacağı zaman şakalaştı. Espri yapılacağı zaman espri yaptı. Sahne duygusal olunca duygusallık yaptı. Birisi kalkıp lüzumsuz soru sorunca da kimdi o soruyu soran diye sert bir şekilde sorup ashab ödünü patlatmış. Kimdi o? Var mı başka soran? Var mı başka soran deyince ashab kiram ne diyor? Keşke sussa da helak olmasak dedik diyor. Sinirlendiği de olmuş. Hakkı söyledi çünkü. Hiçbir şekilde kimseye yağcılık yapmadı. Kimseden de korkmadı. Allah'ın lisanıydı o. Allah neyi söyletmeyi murad ettiyse yüzde yüz ona söylettirdi onu. Yani insani bir potre var değil mi hocam burada? Yani e, robot gibi bütün olaylara bir standart üzere değil. Anlattığınız üzere değişik zemin ve şartlarda olaylara karşı değişik refleksler gösterebiliyor. Yani aynı Hazreti Ayşe'ye kırmamak için o hareketi yaparken belki iki gün sonra, belki iki gün önce Rabbim beni Hazreti Hatice'nin sevgisi rızıklandırdı da diyebiliyor yani. Gıybet ettin, ağzında senin et var, tükür bunu diye de Ayşe'sine söyledi. Ya altı ay önceydi ya bir sene önceydi o olaydan. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin gönlünü kırmayayım, aman seçimlerde oy vermezler diye bir derdi yoktu. Öyle bir derdi olsaydı sağ eline güneşi, sol eline ayın verilmesine razı olurdu.